20 sokak, merdiven say mevkilerinde sıcak asfalt çalışmaları yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Atakent Mahallesi'nde Kapızlı bölgesindeki mezarlığımıza sundurma ve parke çalışmaları yaptı. Merdiven Say Mahallesi'ndeki mezarlığımıza parke çalışması yaptı. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arıtma tesisimiz yaz ve kış aylarındaki nüfus değişikliğinden dolayı her ne kadar da yetersiz olsa da yine de çalışmaları yaptı. Arıtma kapasitesi artırım çalışmaları yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda fakir, yoksul, kimsesiz kişilere, yardıma muhtaç olan kişilere belirli günlerde ve aylarda yardım paketi gönderdiği için teşekkür ediyorum. Ve çıkmış olduğumuz bu yolda hepimize başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Saygıdeğer muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere değerli ilçe başkanımıza mikrofon vereceğim ama Genel Merkez Disiplin Kurulu üyem ve il başkan yardımcılarımız da aramızdalarmış. Hoş gelmişler, şeref vermişler efendim. Evet, sizlere hitap etmek üzere İyi Parti ilçe başkanımız, Silifke ilçe başkanımız Niyazi Gürkan Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Arz ederim. Çok değerli genel merkez yöneticim, çok değerli il başkanım, aramızda bulunan ilçe başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Burhanettin Kocamaz abimiz, ilçe belediye başkanım, ilçemin yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları temsilcilerim, gençlik kolları temsilcilerim, meclis üyesi adayı arkadaşlarım ve çok değerli Atakentli hemşeriler, hepinizi saygı, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyorum aramıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi hepinizin tanıdığı, benim de yıllardır tanıdığım değerli bir dost, değerli bir ağabeyimiz, İyi Parti Silifke 1. sıra meclis üyemiz Sayın Yahya Yılmaz Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Arz ederim. Çok değerli genel merkez yöneticim, çok değerli genel merkez yöneticim, il başkanım, 5 yıldır onurla, gururla yol arkadaşlığı yaptığım değerli büyüğüm, babam gibi çok sevdiğim Rahmetli Kocamaz başkanım, ilçe başkanım, belediye başkan adayım, belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarım, Silifke'mizin, Atakent'imizin, Atayurdumuzun, yöremizin dört dükkanından gelen Burhanettin Kocaman sevdalıları toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler sizlerin arasından çıkmış öz evladınızız. Karaçadır'ın çile çekmiş çocuklarıyız. Aramızdaki hepimiz yörük çocuklarıyız. Ama ne hikmetse yörük çocuklarına bu memleketi, bu yöreyi yönetmek için izin vermiyorlar. Önümüze sert çekiyorlar. 5 yıl genel meclis üyeliği yaptım.
5 yıl Büyükşehir Belediye Meclisi yeri yaptım. Memleketin her yerini karış karış gezdim. Basmadığımız toprak, sıkmadığımız el bırakmadık. Dedik ki mensubu bulunduğumuz partiye, bu işin çıraklığını yaptık, kalfalığını yaptık. Bize mühür verin, fırsat verin, bu işin ustalığını yapalım dedik. Ama bize inanmadılar. Ama bize güvenmediler. Bizi tek başımıza bıraktılar. Ama canları sağ olsun. Onlara hiçbir söyleyecek sözüm yok. Bizi öyle bir noktaya getirdiler ki adam yerine bile koymadılar. Son günlerde affedersiniz hayvan bile yerine koymadılar bizi. Ama Burhanettin Kocamaz Başkanım bunların hepsinin farkındaydı. Beni aradı, dedi ki Sayın Yahya Yılmaz, bu memleketin bana, size, senin gibi vatanını seven, memleketini seven insanlara ihtiyaçları var dedi. Seninle bir daha yol arkadaşlığı yapmak istiyorum dedi. Ve düşünmeden başkanım seninle beraber yol yürümeye, çile çekmeye varım dedim. Ve bugünlerde sosyal medyada kahve köşelerinde, çal iplerinde söylemedik lafları bırakmıyorlar. Söylesinler. Ama bu sözü bu alanda bulunan herkese söylüyorlar. Hepimize söylüyorlar. Bunun cevabını vermeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Biz bu memleketin çocuğuyuz. Ölümümüzle beraber olduk. Mutlu günümüzle beraber olduk. Mutluluğumuzu paylaştık. Üzüntülü günümüzle beraber olduk. Üzüntümüzü paylaştık, azalttık. Buradaki şu alanda bulunan %95'inin, %99'unun hepsinin elinden tutmuşumdur. Hepsiyle beraber yapmışızdır. Soruyorum sizlere diğer adaylar gelecek buraya. Sancı bucağını bilir mi acaba? Merdivenli sayı bilir mi acaba? Soyut yaylasını bilir mi acaba? Kapılı yaylasını bilir mi acaba? Ahmet Emmi'yi bilir mi? Mehmet Emmi'yi bilir mi? Kırışık Ali Bir abi bilir mi? Bir sorun bakayım. İşte Burhanettin Kocamaz başkanımızı yedirmeyeceğiz. Bu memlekete hizmet etmek için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Beraber yapacağız bunları. Beraber yapacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bu memlekete sahip çıkacağız. Biz makam hevesçisi değiliz. Ben belediye başkan adayı aday olmuşum. Tekrar meclis üyeliğine döndüm. Niye döndüm biliyor musun? Memleketimi sevdiğim için, memleketimizde hizmet yapmak için geriye döndük. Hiç fark etmez. Meclis üyeliği de yaparız, yöneticilik de yaparız. Partide çaycılık da yaparız, belediyede çaycılık da yaparız, süpürgecilik de yaparız. Çünkü sizler bunları hak ediyorsunuz. Bu duygularla, bu düşüncelerle inancınızı hiç yitirmeyin. Biz inançlı insanlarız. Yolumuza besmeleyle, abdestle çıktık. Abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Hepinize ilginizden, alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, sevgili efsane başkanımıza çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Doğru söylüyor. En son 2640 rakamlı tepede boylu ince yörüklerinin festivaline sevgili başkanım beni görevlendirmişti. Baktım başkanım orada nohut yapıyor. Allah razı olsun, yolu bahtı açık olsun. Evet, saygıdeğer hemşehrilerimiz, çok kıymetli Silifkeliler. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere sizin evladınız, Silifke'nin öz çocuğu, İyi Parti Silifke Belediye Başkanı adayımız
Sayın Özer Özer Bey'e mikrofonu taksim ediyorum. Özer Bey efendim. Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, İl Teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, İlçe Teşkilatımızın yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli meclis üyesi adayı, arkadaşlarım, çok kıymetli Atakentli hemşerilerim. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Cümleten selamun aleyküm. İyi Parti kurulduğundan beri çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Sahada tam moralli bir çalışma düzenine geçmişken duyduğumuz bazı haberlere üzülüyoruz. Fakat bu haberler bizi geri bırakmıyor çalışmaktan. Daha da kamçılıyor. Bu yapılanlar karşısında başarmamız gerektiğini, başarmak mecburiyetinden başka bir seçeneğimiz kalmadığını düşünerek sabah 9'da 8'de kalkacaksak 5.30'da 5'te ayakta oluyoruz. O yüzden bu yapılanlar İyi Parti'yi törpülemek, yıpratmak yerine biraz da doping etkisi yapıyor. Yahya Bey söyledi. Bizler bu yörenin çocuklarıyız. Bu yörede yaşadığımız için bu yörenin insanlarının sıkıntılarını, bu yörenin insanlarının problemlerini çok iyi biliyoruz. Birçoğunuzu yakından tanıyoruz. Genel seçimler, yerel seçimlerden Silifke ölçeğinde biraz daha farklı. Bunun örneklerini geçmişte siyaset yaptığımız dönemlerde hep birlikte gördük. Bir seçimde başka bir parti birinci olurken, yerel seçimde tam zıttı bir parti belediye kazandı. O manada da genel seçimlerle yerel seçimleri birlikte mukayese edip A partisinin bu kadar oyu var, B partisinin de bu kadar oyu var, totalde 30 bin oy var. Biz bu seçimi kazandık havasındakilere de bu meydandaki bu insanlar, bu coşkulu kalabalık, bu yürekten tezahüratlar bir cevap niteliğindedir. İnşallah 31 Mart seçimlerine hep birlikte bir çözüm üreterek katılacağız. Büyük başkanımız hizmetlerine ara vermeden, durak koymadan çalışacak. Biz de onun arkasından kalan hizmetleri tamamlamak adına ilçe belediyesi olarak girmedik sokak, girmedik mahalle bırakmayacağız. Anlatacak çok şey var. Söyleyecek çok söz var ama ben böyle bir soğuk akşamda sizleri daha fazla bekletmemek adına konuşmamı kısa tutuyorum. Diğer konuşmacılarımız var ve sonrasında çok kıymetli başkanım Burhanettin Başkan açıklamalar yapacak. Onun için şu anda kesiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Saygıdeğer İYİ Parti Silifke Belediye Başkanı adayımız Sayın Özer Özel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşerilerimiz, çok kıymetli Silifkeliler, şimdi de sizlere hitap etmek üzere genç, dinamik, yıllarca Mersin'de gençliğin efsane başkanı olduğu İYİ Parti Mersin İl Başkanımız Sayın Alican Özbayrak Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Arz ederim Sayın Başkanım. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli ilçe başkanım, değerli belediye başkan adayım, meclis üyesi arkadaşlarım, siz kıymetli vatandaşlarım, hepiniz buraya, bu toplantıya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ...2001 yılında göreve geldiğimde İlk konuşmamı Silifke'de yapmak nasip oldu. Bugün de
göreve geldiğimde ilk konuşmamı yine Silifke'de yapmak nasip oluyor. Onun için ben diyorum ki Özer benim kardeşim. Geçmişte birlikte görev yaptık. Mersin'e güneş Silifke'den doğacak. Türkiye'ye güneş Mersin'den doğacak. Hiç kimse, hiçbir güç bu hukuksuzluğun karşısında kesinlikle duramayacak inşallah. Biz mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Sonuna kadar. Asla vazgeçmeden, asla yılmadan yolumuza, hedefimize yürüyeceğiz. Az önce muhtarımız anlattı. Yapılan hizmetleri anlattı. Şimdiye kadar bu memlekete, bu beldemize böyle bir hizmet yapıldı mı? Hayır! Peki bu hukuksuzluğun, bu hukuksuzluğun sebebi sizce nedir? Bu hukuksuzluğun sebebi, bu çekememezliğin sebebi 25 yıldır bu memlekete hizmet eden Burhanettin Kocamaz'dan kurtulmak. Ama vatandaşımız Kocamaz diyor. Başka bir şey demiyor. Ve sonunda da 31 noktada yine Kocamaz olacak. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Desteklerinizi sonuna kadar istiyoruz. Sevgili İl başkanımıza çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Mersin ana vatanım, mazim ve geleceğim, Mersin'i sahiplenip ömrümü vereceğim. Mersin'i nakış nakış işleyip öreceğim. Barış, sevgi, kardeşlik şiarımdır bilene diyen sizin evladınız Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'e mikrofonu taksim ediyorum. Arz ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, Silifke Belediye Başkan Adayımız, değerli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, Ata kentimizin, Ata yurdumuzun çok değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin güvencesi sevgili gençler, sevgili çocuklar, bu soğuk havaya rağmen buraya kadar geldiğiniz ve bizleri dinleme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli hemşehrilerim. Yaşım 64. 10 yaşından bu yana bu mücadelenin içerisindeyim. 25 yıldır da Tarsus gibi bir memlekette, Mersin gibi kozmopolit bir memlekette kimseyi kırmadan, dökmeden bütün insanlarımıza eşit mesafede durarak bu kenti bir barış, bir huzur ve bir kardeşlik kenti haline getirmek için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız Allah hepsinden razı olsun. Her seçimde oylarını katlayarak bize destek veriyor.
2014 öncesinde yine buralara geldik. Büyükşehir adaylığıyla ilgili sizlerden destek istedik. Tabii ki o günün şartlarında vatandaşlarımız değerlendirmelerini yaptı ve sırtımıza gerçekten çok büyük ve vebali ağır olan bir görevi yükledi. Biz de Yörük çocuğuyuz. Biz de bu dağların çocuğuyuz. Dolayısıyla özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hizmet açlığını gördüğümüzde hizmete kırsaldan başlayacağız dedik. Dağıyla, taşıyla, ovasıyla, yaylasıyla Mersin'i bir bütün olarak ele aldık. Yolsuz ve susuz yerleşim alanı bırakmayacağız dedik. Allah'a çok şükür ki bu hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz. Sadece kırsal değil, sadece kentin bir bölgesi ya da merkez değil, bütün ilçelerinin sıkıntılarını gidermek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Türkiye'de Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kuran ilk belediyeyiz. Engelliler Daire Başkanlığı'nı kuran ilk belediyeyiz. Türkiye'de 30 büyük şehir var. Bizim verdiğimiz sosyal hizmetler 30 büyük şehir içerisinde en ön sırada geliyor. Bütün büyük şehirler gelip bizim belediyemizi inceliyorlar. Bu işleri nasıl başardığımızı soruyorlar. Gerek Türkiye'den, gerek Avrupa'dan, gerek Amerika'dan, Birleşmiş Milletler'den sayısız ödüller aldık. Biz bu millete sevdalıyız. Derdimiz hizmet, sevdamız memleket demişiz. Allah'a çok şükür ki veremeyeceğimiz hiçbir hesabımızda yok. Şu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde hem ülkemiz hem de Mersin'imiz çok hareketli günler yaşadı. Bildiğiniz gibi bu 5 yıl içerisinde 3 tane genel seçim yaşadık. 1 referandum yaşadık, 1 cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık, bir de Allah bir daha onlara fırsat vermesin, FETÖ hain darbe girişimiyle bu ülke karşı karşıya kaldı. Daha önceden üzerimize kurmaya çalıştıkları kumpası 15 Temmuz'u bahane ederek belediyemize yapmaya çalıştılar. Suçsuz yere arkadaşlarımız gözaltına alındı, mahkum edildi, cezaevine gönderildi. Ancak biz bunun bir kumpas olduğunu ilk günden beri haykırdık. Ve dedik ki Burhanettin Kocamaz'ın yönettiği bir belediyede APO'cu da olmaz, FETÖ'cü de olmaz dedik. Neticede bizim söylediklerimiz doğru çıktı. Bütün arkadaşlarımız beraat etti. Arkasından gizli tanık diye bir kumpas başlattılar. Onları da yine suçüstü yakalattık. Geçmişten bu yana ömrü mücadeleyle geçmiş bir kardeşiniz olarak üzerimize oynanan oyunlardan hiçbir zaman yılmadık. Bu oyunların oynanma sebebi Mersin gibi kozmopolit, Mersin gibi demografik yapısı karmaşık bir kentte
maalesef kuralsızlıklar kural haline gelmişti. Önüne gelen bir yerleri işgal etmiş, Mersin'i kanunsuzluklar şehri haline getirmişler ve istedikleri gibi at oynatıyorlardı. Biz bunların hepsiyle mücadele ettik. Limanı işgal etmek istediler, mücadele ettik. Mersin'i balık çiftlikleriyle donatmak istediler, mücadele ettik. Nükleer santrala karşı çıktık. Ancak karşı çıktığımız her olayda birileri karşımızda yer aldı ve kumpasları planladı. Ve en sonunda bizim mücadele ettiğimiz bu bölgeler, bu birimler bugün karşımızdaki siyasi muarızlarımıza siyasi destek, parasal destek veriyorlar. Dolayısıyla değerli hemşerilerim, Burhanettin Kocamaz'ın karşısına tek başına çıkarak mücadele edecek gücü kendilerinde bulamayanlar ittifaklarla bizimle mücadele etmeye çalışıyorlar. AK Parti ile MHP, CHP ile de HDP bir araya gelerek bizimle mücadele etmeye çalışıyorlar. Ben onlara şunu söylüyorum. Burhanettin Kocamaz 2014 yılında ittifaksız bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sizlerin desteğiyle geldi. Ama bugün bizi oradan indirmek için onlar ittifaklar yaparak karşımıza çıkıyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim de ittifakımız var elbette. Ama bizim ittifakımız halkımızla, milletimizle oluşturduğumuz gönül bağıyla ittifakımız var. Bildiğiniz gibi biz yüz kızartıcı hiçbir suç işlemedik. Haramı bildik, helali bildik. Belediyeyi beytülmal bildik. Belediyenin her kör kuruşunun peşinden koştuk. Hiç kimseye peşkeş çekmedik, çektirmedik. Bizim bu tutumumuzdan rahatsız olanlar, belediyeyi babalarının çiftliği gibi kullanmak, kullandırmak isteyenler, elbette bizim bu tutumumuzdan rahatsız olacak, karşımızda cephe alacaklardı. Nitekim Toroslar bölgesinden başlatılan fitne, fesat, dedikodu, iftira, gıybet, aklınıza ne gelirse bir yumak gibi büyüdü, büyüdü, büyüdü ve Ankara'da karşılık buldu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bize oraya kadar gidip söylememize rağmen farklı bir düşünceniz varsa bunu bize önceden söyleyin dememize rağmen bize bilgi dahi vermeden bir başka kişiyi aday yaptı, bizi de kapının önüne koydu. Nasıl bir demokrasi anlayışıysa seni oraya koyarım, gözümün önünde duracaksın, göz hapsimde duracaksın ama oradan hiçbir yere
gidemezsin gibi demokrasi dışı, hukuk dışı bir anlayışla bize yaklaştı. Tabii ki bizim aday yapılmayacağımız anlaşıldığı andan itibaren sosyal medyada şahsımıza ait daha evvel önümüzde el etek öpmeye çalışanlar, bizim onlara ihtiyacımız yok, el etek öptürmeye ihtiyacımız yok ama karşımızda el etek öpmeye çalışanlar birilerinin kurduğu kumpasla, tuzakla, oyunlarla sosyal medyadan bize saldırmaya başladılar. Tabii ki vatandaşlarımızın talebi, sivil toplum örgütlerinin talebi, Mersin genelindeki 805 muhtarımızın talebi doğrultusunda ya bir yol açacaktık ya yola çıkacaktık. Neticede İyi Parti'den aday olmaya karar verdik. Ama o kirli eller orada da yakamızı bırakmadı. Ve parti genel merkezinin bizzat görevlendirdiği kişiler bir ihanet örneği sergileyerek bizim dosyamızı zamanında seçim kuruluna vermediler ve İyi Parti'den adaylığımızı engellediler. Tabii ki bu durum kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü bu görevli kişilerin tek görevi o dosyayı alıp seçim kuruluna teslim etmek. Maalesef böyle bir haince olayı nasıl yaptılar, nasıl ettiler, bunu ancak Cenab-ı Allah biliyor. Devletin mahkemeleri inşallah bunu açığa çıkaracak. Böyle bir ihanetin bedelsiz yapılması mümkün değildir. Böyle bir ihanet ya tehdit yapılarak engellenir, yapılabilir ya da bunun karşılığında hiçbirimizin şu anda bilmediği şekilde bir dünyalık teklif yapılmıştır. O şekilde yapılabilir. Yoksa bir insanın durup dururken deli cesareti göstererek oraya dosyayı götürmemesi hem bir insanın seçme seçilme hakkının gaspıdır hem de koskoca Mersin'in geleceğiyle ilgili Mersin'in önüne set çekmektir. İnşallah bu zanlılar adli makamlarda bunun hesabını verecekler. Tabii İyi Parti'den aday olamayınca, aday yapılmayınca vatandaşlarımız, bizimle yola çıkan arkadaşlarımız gerçekten üzüldüler, ne yapacaklarını şaşırdılar. Gerek evimin önünde, gerek Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, gerekse Çamlıbel seçim ofisimizde, bütün ilçelerde ayağa kalktılar. Bu oyunun bozulması gerektiğini ifade ettiler. Biz de sakin olmalarını, mutlaka bir yol bulunacağını arkadaşlarımıza ifade ettik. Ve Ankara'ya gittik. Ankara'da yapılan görüşmeler neticesinde bu sefer Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdik ve dosyamızı seçim kuruluna teslim ettik. Seçim kurulu geçici listede bizi Demokrat Parti'nin adayı olarak ilan etti. Ancak orada ben bir ifade kullandım. Bu saatten sonra adaylığımızla ilgili olarak her kim
itiraz eder, bu olaya da karşı çıkarsa, bilin ki bu kumpası onlar hazırlamıştır dedik. Ve aynen tahmin ettiğimiz gibi Cumhur İttifakı adayının yanında dolaşan birkaç şahıs gittiler, bizim adaylığımıza orada da itiraz ettiler. Ve neticede İl Seçim Kurulu bizim adaylığımızı orada da iptal etti. Şu anda önümüzdeki seçenek Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar. Bununla ilgili itirazlarımızı yapıyoruz. Delillerimiz, kanıtlarımız gerçekten çok güçlü. Zira bu dosyayı vermeyen arkadaşları saat 5'i 5 geçe Sayın Genel Başkan Meral Akşener görevden alıyor ve onların yerine değerli kardeşim Alican Özbayrak'ı il başkanı olarak atıyor. Ve 17.10'da ben İyi Parti'den istifa ederek yolun açılması için bir karar aldım. Bu zat-ı muhteremler, görevden alınmış şahıslar 17.26'da halen o kumpası devam ettirmek üzere seçim kuruluna gidip dosyayı veriyorlar. Yetkileri alındıktan sonra dosyayı veriyorlar. Ve maalesef seçim kurulu o dosyayı İyi Parti'den bir adaylık gibi değerlendirerek Demokrat Parti'den adaylığın önüne geçmeye çalışıyor. Şayet hukuk işlerse biz Demokrat Parti'nin adayı olarak yine bu zat-ı muhteremlerin karşısına çıkmış olacağız. Biz devletimize güveniyoruz. Bağımsız yargıya güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun aklı selimle hareket edeceğine inanıyoruz. Biz diyoruz ki bu devlet bizim devletimiz. Devletin içinde yanlış yapanlar olabilir. Ama birileri yanlış yaptı diye biz devletimizden, haktan, hukuktan, adaletten vazgeçemeyiz. Bu memlekette demokrasiyi hakim kılmak milletin elinde. Bu yapılan kumpas demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Demokrasiyi hançerleyenler, demokrasiye bu kara lekeyi sürenler maalesef Mersin'imizin adını çok kötü bir şekilde sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmuşlar ve demokrasiyi maalesef rezil etmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla değerli hemşerilerim, bu süreç öyle ya da böyle tamamlanacak. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki eğer bu liste kabul edilirse, yani adaylığımız kesinleşirse, Akdeniz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi olarak Demokrat Parti'den, bunun dışındaki 12 ilçede daha önceden birlikte belirlediğimiz İyi Partili belediye başkan adaylarımızla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çıktığımız bu yolda Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
benim sizlerden ricam hiçbir şekilde kafa karışıklığına meydan vermeden kendi meselenize sahip çıkacaksınız. Demokrasiye sahip çıkacaksınız. Demokrasiyi kendi kafalarına göre uygulamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta bir cevap vereceksiniz. Ve demokrasiye kendilerine göre ayar vermek isteyenlere Mersin'den bir demokrasi mesajı vereceksiniz. Biz sizlere güveniyoruz. Bekliyoruz. Bu yolda önümüze yeni yeni engeller de çıkarılabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki ben 31 Mart'a kadar Adana'dan Antalya'ya kadar Torosların tepesinden Akdeniz'e kadar sahadayım, sahadayım, pes etmiyorum. Rahmetli İnönü'nün bir sözü vardı. Demokrasiye inananlar, bu memleketi savunanlar, en azından bu memlekete ihanet edenler kadar cesur olmadıkça bu memleket düzelmez diyordu. Dolayısıyla bizler cesur olacağız, mücadele edeceğiz ve demokrasinin sonuna kadar arkasında duracak memleketimize sahip çıkacağız. Bu iş bizden korkanlarla mücadele etmeden olmaz. Bizden korkup bizi saf dışı etmeye çalışanlara fırsat vererek olmaz. Ben bu zat-ı muhteremlere buradan bu Atakent meydanından bir kere daha seslenmek istiyorum. Seçime gölge düşürmeyin. Demokratik bir şekilde yüreğiniz yetiyorsa karşımıza çıkın, birlikte centilmence mücadele edelim. Bizim kavgayla, dövüşle işimiz olmaz. Biz gönül adamıyız. Biz gönüller yapmaya geliyoruz. Gönüller yıkmaya değil. Bizi karşılarında öcü gibi görenler ne yaparlarsa yapsınlar, biz önümüz kesilse de kesilmese de demokrasi mücadelesine, hak, hukuk, adalet mücadelesine sonuna kadar devam edeceğiz. Ben bütün bu sözlerden sonra sizleri daha fazla soğukta bekletmek istemiyorum. Hep birlikte mücadeleye devam edelim diyorum. Bunun bir vebal olduğunu, bizden sonraki nesillere karşı hepimiz için bir görev olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyor. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, arkadaşlar bir yere gitmiyoruz. Sizden bir ricam var. Evet, başkanlarımız el ele tutuştular. Sizden bir ricam daha var arkadaşlar. Herkesin cep telefonunun ışığını açıp havaya kaldırmasını rica ediyorum. Başkanımız Atakent Meydanı'nda bir öz çekim yapacak. Bütün cep telefonlarının ışıklarını istiyorum efendim.
Bütün ışıkları istiyorum Atakent. Işık, ışık, ışık. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi ki heylan, koşmana baksın. Çatlarsan duran kısrak utansın. Saygıdeğer Silifkeliler, çok kıymetli hemşehrilerimiz. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yüce Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene.